Yeni bir dev boğa yılanı türü olduğuna dair haberler alıyorduk. Doğaya yeni büyük yırtıcı getirdiğiniz zaman bunun yerel ekosistem üzerinde ciddi etkileri olabilir. Bu bölgede bu yılanlara benzer hiçbir yırtıcı yaşamıyor. Bir insanın bu yılanlardan biri tarafından yaralanması ya da öldürülmesi sadece an meselesi. Yeterince büyükler ve daha önce insanları öldürdüler. Eğer bir yılan Burma pitonu kadar büyükse ve Afrika kaya pitonu kadar da saldırgansa, birçok bilim kurgu filminde gördüğünüz uzaydan gelen yaratıklar gibi süper bir yırtıcıyla karşı karşıyasınız demektir. Bu yılanlar yüzünden büyük bir yıkım yaşayacağız ve bunun durması gerekiyor. Durması gerekiyor. Durması gerekiyor. Durması gerekiyor. Güney Florida, sörfçilerin, kumun ve güneşin ülkesi. Amerika'nın yarı tropikal cenneti. Ama palmiye ağaçlarının ve masmavi gökyüzünün altında korkunç ve yeni bir kriz ortaya çıkıyor. Güneşli eyalet, işgalci türlerin saldırısı altında. Ama ortada yeni bir katil var. Daha öncekilerden çok daha saldırgan ve güçlü canavarlar kol geziyor. Onlar Afrika'nın en büyük ve en saldırgan boğa yılanı türü. Afrika kaya pitonu. Bu acımasız avcılar büyük, kötü huylu ve saldırmak için doğmuş. Ve tüm Florida'da adeta cirit atıyorlar. Burası işgalin merkezi. Doğusunda Miami var. Batısında ise Everglade. Ama Afrika kaya pitonları burayı kendi evi gibi gören ilk katil yılan türü değil. Doğal yaşam alanı, Güneydoğu Asya olan Burma pitonu neredeyse onlarca yıldır bu bölgede yaşıyor ve çoğalıyor. On binlerce işgalci Burma pitonunun yerel türlerin soyunun tükenmesine neden olduğu ve zaten tehlikede olan ekosistemi yok edebileceği tahmin ediliyor. Bu işgale Afrika kaya pitonunun da eklenmesiyle güneşli eyalet daha büyük ve daha yıkıcı bir felaketle karşı karşıya kalabilir. Daha da kötüsü, Afrika kaya pitonları o kadar vahşi ki Florida'nın bugüne kadar gördüğü en ölümcül işgalci olabilir. Yeterince büyükler ve daha önce insanları öldürdüler. Çok güçlü hayvanlar. Daha korkutucu olansa bu yılanlar işgalci Burma pitonları ile çiftleşip korkunç bir alt tür ortaya çıkmasına neden olabilir. İnsan yiyen bir süper yılan, Güney Florida'nın daha önce hiç karşılaşmadığı bir tür. İnsan yiyen süper yılan fikri hala bilim kurgu filmlerinin konusu olabilir. Ama doğal ortamlarında ve şimdi de Florida'da kaya pitonlarının oluşturduğu tehlike gerçek ve çok büyük. İlk ve en vahşi saldırılardan biri, kaya yılanın doğal yaşam alanı olan Afrika'da meydana gelmiş. Lamontville, Güney Afrika, Kasım 2002. 10 yaşında bir çocuk ve arkadaşları bir mango bahçesinde meyve topluyor. Yakınlarda 6 metreden uzun bir piton, çalıların arasında gizlenmiş bir şekilde bekliyor. Avcı aniden saldırıyor ve çocuğu yakalıyor. Canavarın peşlerinden gelmesinden korkan çocuklar kaçıyor ve ağaçlara saklanıyor. Yaratığın vücudunu çocuğun zayıf vücudunun etrafında sarmasını sessizce izliyorlar.
Korkudan donan çocuklar ağaçta kalıyor ve bu korkunç manzaraya tanık oluyor. Dev yılanın başından başlayıp çocuğu kıyafetleriyle birlikte bir bütün olarak yutmasını izliyorlar. Sonra yardım getirmek için koşuyorlar. K9 ekipleri bölgeye gelip bölgeyi araştırmaya başlıyor. Yılan uzmanı Byron Zimmerman de bölgeye çağrılıyor. Gelir gelmez boğuşma izlerini fark ediyor ve karnı dolu büyük bir yılanın izine rastlıyor. Bulduğum şeyler çok rahatsız ediciydi. Otlar ezilmişti, toprakta boğulma izleri vardı. Çok ağır bir şey tarafından bırakıldığı belliydi ve sanki içinde bir çocuk olan yılanın sürünerek buradan uzaklaştığını gösteren izler vardı. Byron çocuğu ve yılanı bulma umuduyla sık çalılıkların içindeki izleri takip etmeye başlıyor. Bir yılan izini takip etmek kolay değildir. Ayak izi bırakmazlar. En iyi ihtimalle bir kayma izi bırakırlar. Bu izi çalılığın içinde elimizden geldiği kadar izledik. Bazen otların üzerindeki izler kayboluyordu ve son kumun üzerinde görüyorduk. İzleri diğer tarafında beton olan nehre kadar takip ettik. Ve orada izini kaybettik. Orada köpeklerimizle 3-4 saat kadar etrafı aradık. Ama ne çocuğu, ne kıyafetlerini, ayakkabılarını, hiçbir şey bulamadık. Ekipler eli boş dönüyor. Yılanlar bir av yakaladıkları zaman onu bütün olarak yutar. Etrafta herhangi bir vücut parçası bırakmazlar. Yani çocuğu yediğinden onu tamamen yutmuş olmalıydı. Çocuğa dair etrafta hiçbir iz bulamazdık. Bu sessiz katili de hiç bulamadılar. Ama Byron'a göre bunu insan yiyen bir boğa yılanının yapmış olabileceğine hiç şüphe yok. Bir çocuğu yiyebilecek kadar büyük tek yılan Afrika kaya pitonudur. İç seçici değillerdir. Boğazlarından geçebilecek her şeyi yakalayıp yemeye çalışırlar. Genelde önce ısırıp sonra ne olduğunu anlarlar. Afrika kaya pitonları devasa boyutlara ulaşabilen son derece vahşi yırtıcılardır. Onlara kesinlikle bir dev diyebiliriz. Dünyadaki en büyük 10 sürüngen türünden biridir. Afrika pitonlarından söz ediyorsak boyları 6 metreden, ağırlıkları ise 80 kilogramdan bile fazla olabilir. Ama bu işgali gerçekten de korkunç hale getiren şey, tıpkı kuzenleri Burmalı işgalciler gibi Afrika kaya pitonlarının son derece hızlı çoğalmaları. 3,5 metrelik bir yılanın üreme potansiyeli her bir seferde 30 ila 100 yumurta arasında değişir. Sadece 30 yavru hayatta kalırsa ve onlar da 30 tane yumurtlarsa, sadece birkaç sene içinde az sayıdaki işgalci yılanın nüfusu neredeyse 3000 bireye ulaşabilir. 1979'da bir biyolog ilk kez Güney Florida yabanında ilk kez bir Burma pitonuna rastladı. Bu işgal haritasının da gösterdiği gibi sadece 30 yılda nüfusları adeta patlayarak 100 binin üstüne çıktı. Vahşi doğada ilk Afrika kaya yılan 2002 yılında Miami'nin batısında bulundu. Bazıları onların da Burmaların yolundan gidip nüfuslarının korkutucu boyutlarda artabileceğinden endişe ediyor. Ama iki türün birleşmesinden ortaya çıkabilecek dev bir boğa yılanı olasılığı çok daha büyük bir tehdit oluşturabilir. Nadir görülse de Afrika kaya pitonu ve Burma pitonları daha önce esaret altında çiftleşmiş. Bazıları onların vahşi doğada da çiftleşerek ortaya Burma pitonunun dev boyutlarına ve Afrika kaya pitonunun ölümcül vahşiliğine sahip bir türün ortaya çıkmasından korkuyor. Dünyanın ilk insan yiyen süper yılanı. Zaman ilerliyor. İşgalci Afrika kaya pitonları durdurulabilir mi? Sorunun cevabı buraya nasıl geldiklerinde olabilir. 1970'lerde tüm türlerden büyük boğa yılanlarını ev hayvanı olarak beslemek yaygınlaşmaya başladı. 1990'lı yıllarda ise bu küresel bir ticarete dönüştü. K9
kafes teknolojisi ve yeni mutant renkler evlerde beslenen pitonların sayısında adeta bir patlama yarattı. Florida, Afrika kaya pitonları Burma pitonlarından daha az yaygın olsalar da sıcak iklim insanlara iki türü birden besleme imkanı sunuyor ve nüfusları artıyor. Ama çoğunlukla bu iki dev bakılmak için ya çok büyüyor ya da çok saldırganlaşıyor. Bazı yılan sahipleri yılanlarını serbest bırakıyor ya da onları illegal bir şekilde Everglades'e götürüp bırakıyorlar. Burada çok büyük bir yılan nüfusuna sahibiz. Ve birçok insan onları ev hayvanı olarak besliyor. Onları bırakmak istedikleri zaman da genelde evlerine çok yakın olan Everglades'e gidiyorlar. Floridalı Kongre üyesi Thomas Rooney, Afrika kaya pitonu işgalini Burmalı kuzenlerinin yarattığı sorun boyutuna ulaşmadan önce durdurmak istiyor. En büyük endişelerinden biri insan kayıpları. Bir insanın bu yılanlar tarafından yaralanması, hatta öldürülmesi sadece an meselesi. Şimdilik bu işgal haritasının da gösterdiği gibi nüfusları Miami'deki 15 kilometre karelik bir alanla sınırlı. Ama işgalci kaya pitonları serbestçe dolaşmaya devam ettikçe çoğalıp her yere yayılabilir, insanların yaşadığı, çalıştığı ve hatta oynadığı yerlere bile. Bilim insanları ilk işgalcilerin buraya nasıl geldiklerini ancak tahmin edebilir. Bu nüfusun burada nasıl ortaya çıktığını tam olarak bilemiyoruz. Büyük ihtimalle ya insanlar birçok yılanı serbest bıraktı ya da biri onları yasa dışı olarak üretip doğaya saldı. Peki neden sadece bir yerde ortaya çıktılar? Buna olası cevaplardan biri insanların bakmak istemediklerini arabalarına koyup şehir dışına götürüp orada serbest bırakmalarıdır. Ama sayılarını kontrol altında tutabilecek doğal bir düşmanlar olmadığı için yetkililer bu yeni işgal dalgasını çok geç olmadan durdurabilmeyi umuyor. Güney Florida kaygı verici yeni bir tehditle mücadele ediyor. Afrika kaya pitonları Miami banliyölerinde serbestçe dolaşıyor. Ve bu dev yılanlar birer insan yiyen. Balık ve Vahşi Yaşam Dairesi'ne göre 1998'den 2007'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki limanlara yaklaşık 1000 Afrika kaya pitonu ve 10.000 de Burma pitonu getirilmiş. Ama bunlar sadece bizim bildiğimiz kargolar. Kara borsa sürüngen ticareti yıllık cirosu 1 milyar dolardan fazla olan çok büyük bir iş. Sorumluluk sahibi insanların elindeki yılanların vahşi yaşama kaçması oldukça düşük bir ihtimal. Yine de bazı yılan sahipleri onları ya serbest bırakıyor ya da kaçmalarına izin veriyor. İşgalci Afrika kaya pitonu Güney Florida'ya ait değildir. Ama artık buradalar. Sayıları artıyor ve yakında arka bahçelerimiz onların yeni av sahaları olabilir. Bu senaryoyu daha da kötü hale getiren şey, bu dev etçillerin hayvanlar alemindeki en büyük hayvanlardan bazılarını öldürebilecek kadar büyük ve güçlü olmaları. Sıklıkla kendi ağırlıklarının yarısı kadar olan hayvanları yerler ve bazı durumlarda neredeyse kendileri kadar ağır canlıları da yedikleri görülmüştür. Bu benim yaklaşık 70 kiloluk bir cheeseburgeri kollarım olmadan sadece bir ısırıkta yememle eşdeğerdir. Ama büyük bir avı yakalamak için bu fırsatçı avcıların sabırlı olması, gizlenmesi ve çok hızlı saldırması gerekir. Stratejileri basittir. Çabuk ve ölümcül bir pusu. Pitonlar genel olarak pusu avcılarıdır. Çoğunlukla etraftaki hayvanların koku izlerini kullanırlar. Sonra pusuya yatıp beklemeye başlarlar ve sonunda bir hayvan geldiğinde ona saldırırlar. Şimşek hızıyla saldırıp avlarını ısırırlar. Bu jilet gibi dişler yakalamak, tutmak ve hiç bırakmamak içindir.
Son derece keskin, kıvrımlı dişleri vardır. Dişleri tıpkı bir olta iğnesi gibi geriye, boğazına doğru kıvrılmış şekilde durur. Böylece avı bir kez yakaladıkları zaman onu sıkıca tutarlar. İlk saldırıda dişlerini avlarına batırırlar ve çok sert bir şekilde çekerler. Bu genelde avın dengesini kaybetmesine ve yana yatmasına neden olur. Böylece yılan vücudunu hızlıca avın etrafına sarar. Bu görüntüde springbok türü yaklaşık 50 kilo ağırlığında yetişkin bir ceylanı yakalayan büyük bir Afrika kaya pitonu. Avının etrafını müthiş bir güçle sarar. Ve genelde avlarını bir dakikadan kısa bir sürede öldürür. Avlarının üzerine uygulayabildikleri basınç gerçekten de inanılmazdır. 6 santimetreye kareye yaklaşık olarak 40 kilogram basınç uygularlar ve bu avı kısa sürede öldürür. Birçok durumda avlar boğularak ölmez. Ölüm sebepleri yılanın çok güçlü sıkışı yüzünden artan kan basıncı ve kalbin bu basınca dayanamamasıdır. Pitonun avı öldükten sonra dev yılan çenelerini yaklaşık olarak 140 derecelik bir açıyla açar. Ve koca avını sadece tek bir seferde yutar. Arka taraftaki çene kemikleri çok uzundur ve büyük bir şekilde genişlemesine izin verir. Çenelerin ön kısmı birbirinden ayrılabilir ve bu sayede düşündüğünüzden çok daha büyük avları yutabilirler. Ve güçlü mide asitleri sayesinde avdan geriye hiçbir iz bırakmaz. Avının boyutlarına göre, mesela eğer av yılana göre daha büyük boyutlardaysa, yılanın avını tamamen sindirmesi 2 ya da 3 hafta sürebilir. Pitonlar kemikleri tamamen dişlerin ve boynuzlarınsa bir kısmını sindirebilirler. Çoğunlukla geriye kalan tek şey tüyler ve belki birkaç da tırnaktır. Doğal ortamlarında Afrika kaya pitonları saldırdığında avlarının çok azı onun öldürücü çenelerinden kurtulabilir. Florida'da onların insanları avlamasının hiçbir engeli yok. Miami'nin batısındaki bu Kuzey Afrika kaya pitonları evcil hayvanlar değildir. Bunlar vahşi hayvanlar ve onlara diğer vahşi hayvanlara gösterdiğiniz saygıyı göstermeniz gerekiyor. Bu yılanlar Afrika'da hemen hemen yutabilecekleri her şeyi yakalayıp onlarla beslenmeye alışkındı. Florida'da beyaz kuyruklu geyikleri, timsahları ve hatta insanları bile yiyebilirler. Bir amatör için bu dev yırtıcıları ev hayvanı olarak beslemek ölümcül olabilir. Tıpkı bu ailenin birazdan öğreneceği gibi. Centralia, Illinois'daki küçük bir kasabada Ağustos 1999'da bu korkunç senaryo bir evin içinde gerçeğe dönüştü. Komşularının gürültücü köpek yavrularından şikayet etmesi üzerine genç birer anne baba olan Robert ve Melissa Altum daha sessiz bir hayvan aldı. Bir Afrika kaya pitonu. Ona sürekli tısladığı ve saldırdığı için Hisser adını verdiler. Robert yılanı bir tanıdığından satın almıştı. Aldığı yılanın türünü bilmiyordu ve onun ölümcül saldırganlığından da tamamen habersizdi. Bir gece Robert ve Melissa yatak odalarında huzur içinde uyurken, 3 yaşındaki oğulları Jesse de aileyi ziyarete gelen teyzesi ve eniştesiyle birlikte oturma odasında kalıyordu. Yakınlarda Hisser kafesinin duvarına tırmanmaya başladı. Ufak bir itmeyle üstündeki kapağı kaldırdı. 11 kiloluk ağırlığı da düşürmeyi başardı. Yere indikten sonra güçlü boğa yılanı Jesse'ye doğru ilerlemeye başladı. Sessizce uyuyan çocuğa doğru iyice yaklaştı. Florida'da işgalci Afrika kaya pitonları Miami'nin banyolarında kol geziyor. Uzmanlar ev hayvanı olarak bile bu vahşi yırtıcıların çok tehlikeli olduğunu belirtiyor.
Illinois'da ev hayvanı olarak beslenen bir Afrika kaya pitonu kafesinden kaçtığında korkunç bir senaryoda gerçek olmak üzereydi. Yılan yavaşça 3 yaşındaki Jesse Altman'a yaklaşıyordu. Sessiz katilin geldiğini kimse duymadı. Ertesi sabah yetkililere bilinci kapalı bir çocuk olduğuna dair bir çağrı gelmişti. Eve geldiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Küçük Jesse ölmüştü. Polis departmanından yüzbaşı Richard Densmore olayı araştırmakla görevliydi. Çok bariz ısırık izleri vardı. Bu izler boynun yukarı kısımlarında, çenesinin etrafında, boynunda ve göğsünün üst kısımlarındaydı. Ve yine aynı yerde de sıkılmaya bağlı belli izler vardı. Daha sonra yapılan otopsi bu korkunç izleri doğrulamıştı. Basınç yüzünden boğulma, tam da bir boğa yılanının yapacağı gibi. Altın ailesinin kabusu unutulması zor bir trajedi. Ama ev hayvanı olarak bile Afrika kaya pitonlarının insanları öldürebileceğini gösteriyor. Illinois'da bir Afrika kaya pitonu evden kaçsa bile soğuk havada hayatta kalamaz. Ama tüm yıl güneş alan sıcak Florida'da hayatta kalıp çoğalarak ve insanlar için sürekli ciddi bir ölüm tehdidi oluşturabilirler. Doğal yaşam ortamında, Kuzey Afrika pitonu çayırlarda, yaprak dökmeyen ağaç ormanlarında, kayalık bölgelerde ve genelde suya yakın yerlerde yaşar. Bu çevrelerin hepsi Güney Florida'da mevcut ve ayrıca buranın iklimi de Sahra Altı Afrika'ya benziyor. Güney Florida'da ayrıca birçok su yolu da var. İşgalci Afrika kaya pitonları evleri olarak seçtikleri Everglades'den sadece 28 kilometre uzaklıktaki Miami'nin merkezine gelmek için bu su yollarını kolayca kullanabilir. Tüm boğa yılanları çok iyi yüzücülerdir. Suyun altındayken nefeslerini en az 30 dakika tutabilirler. Ayrıca çok uzun mesafeleri de yüzebilirler. Muhtemelen buradaki büyük su kanallarını ve taşkın alanlarını dolaşmak için bir otoyol gibi kullanıyorlardı. Eğer evlerimize ve arka bahçelerimize kadar gelirlerse her gün daha fazla sayıda insan bu katil yabancılarla yüz yüze gelebilir. Ve insanların da tıpkı Afrika'daki avlar gibi kaya pitonu saldırdığı zaman ölümcül çenelerinden kaçma şansı olmayabilir. Güney Florida'daki yerel hayvanlar kendilerine hem karadan hem de sudan saldırabilecek büyük bir pusu avcısına alışkın değildir. Bu bölgede bu yılan türüne benzer hiçbir yırtıcı yaşamıyor. Pitonlar saldırdığında yerel vahşi yaşam adeta çaresiz kalıyor. Ama daha da korkunç olan, eğer insanlar ya da evcil hayvanlar onlara çok yaklaşırsa bir piton saldırdığında onun nereden geldiğini bile göremezler. Florida'da timsahlar için de aynı kurallar geçerli. Köpeğinizi su kenarına çok yakın bir yerde yürüyüşe çıkartmamalısınız. Bu aç işgalcilerle avları arasına neredeyse hiçbir şey giremez. Florida'da bir sera sahibi bunu zor yoldan öğrendi. Bir Afrika kaya pitonunu beslenirken rahatsız ettiğinde ortaya büyük bir sorun çıktı. Miami, Florida, Ekim 2005. Vahşi doğada Afrika pitonunun ilk kez görüldüğü günden 3 yıl sonra işgalin merkezinden 10 kilometre uzaklıkta daha da korkunç bir karşılaşma yaşandı. Felix Askus bir sera sahibi ve aynı zamanda tavuk ve hindi gibi çiftlik hayvanları yetiştiriyor. Çok huzurlu bir yaşam. Bugüne kadar. Askus hindilerinden birinin kayıp olduğunu fark etti. Ve sonra suçluyu gördü. 3 metre uzunluğunda bir kaya pitonu ve karnında da çok büyük bir şişlik var.
At yırtıcı Felix'in hindilerinden birini mideye indirmişti. Avını yeni yiyen dev yılan kaçamayacak kadar hantal durumda. Askus panik halinde polisi aradı. Bir insan gördükten sonra kaya pitonu hemen tıslamaya ve oradan olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmaya çalışır. Eğer köşeye sıkışmışsa kaçmaya çalışmayacaktır. Sadece orada kalır, tıslar ve saldırır. Miami itfaiyesindeki zehirli hayvanlar ekibinden bir görevli hemen olay yerine geldi. Görevli yılanı yakalamaya çalıştı fakat yılan saldırgan bir şekilde karşı koydu. Eğer dev boğa yılanı onu sıkı bir şekilde ısırıp etrafına dolanırsa onu öldürebilirdi. Yılan çok ama çok vahşiydi ki bu şaşırtıcı bir şey değil. Afrika kaya pitonları belki de dünyadaki en saldırgan piton türüdür. Sürekli karşısındakine saldırıp ısırmaya çalışır. Aniden yılan saldırmayı kesti ve az önce yediği hindiyi kusmaya başladı. Oradan hızlı bir şekilde kaçmak için ağırlığını azaltmaya çalışıyordu. Yılan zor bir durumda kaldığında yapmak isteyeceği ilk şey midesindekilerden kurtulmak olur. Böylece daha hızlı hareket edebilir ve daha küçük deliklere girebilir. Kusmasının amacı buydu. Yani bunu yapmak için gerçekten iyi bir nedeni vardı. Ama görevli bu saldırgan yırtıcının kaçmasına izin vermek istemiyordu. Dikkatli bir şekilde yaklaşarak sonunda yılanı yakaladı. Yılanın yakalanmasıyla tehlike de sona erdi. Ama vahşi Afrika kaya pitonları bu topraklarda dolaşmaya devam ettikçe yerel türlerin hiçbir şansı olmayacak. Tavuklar ve hindiler sadece birer başlangıç olabilir. Afrika kaya pitonları kafalarında yer alan ölümcül izleme uzuvlarıyla adeta doğuştan öldürmeye programlanmış ölüm makineleri gibidir. Son derece hassas çatallı dilleri havadaki kimyasal işaretleri toplar ve yılanın en yakındaki avın nerede olduğunu anlamasını sağlar. Dili çatallıdır. Böylece iki farklı alıcıyla donanmış gibidir. Dilleri sayesinde kokunun hangi yönden geldiğini belirleyebilirler. Ve burnunun üst kısmında sıralanmış ısı alıcıları sayesinde kızılötesi bir gece görüşüne sahiptirler. Bilim kurgu filmlerindeki yaratıklar gibi Afrika kaya pitonu ve diğer piton türleri sıcakkanlı avlarını zifiri karanlıkta bile görüp saldırabilir. Pitonların yüz bölgesinde ısıya duyarlı sinir uçları bulunur. Bu sinir uçları beyinlerine optik sinirlerle bağlıdır. Yani sadece ısıyı algılamakla kalmazlar. Ayrıca beyinlerinde algıladıkları ısının bir de resmini oluştururlar. Doğadaki en etkili ve verimli avcılardan biridir. Ve Florida'da göç edip kıyı bölgelerine yerleşmeleri bu deniz kıyısındaki cennet için büyük bir tehdit oluşturuyor. Şu anda işgalin merkezi Miami ile Everglades arasında yaklaşık olarak 15 kilometre karelik bir alanla sınırlı. Ama bu yılanlarla artık daha sık karşılaşılıyor. Burada bu yılanlara ilk defa 2002 yılında rastlandı. Ve yıllar içinde insanlar daha fazla yılan görmeye başladı. Ve bu karşılaşmaların çoğu son 2 yılda yaşandı. Ama yetkililerin canını sıkan şey sadece karşılaşmaların sıklaşması değil. Diğer yerlerde de yeni ve ufak koloniler ortaya çıkmaya başladı. Florida'nın kuzeyinde yaşanan bir karşılaşma yetkililerin endişelerinin hiç de boşa olmadığını gösterdi. Korkunç karşılaşmalardan biri burada. St. Petersburg, Florida'da Şubat 2005'te yaşandı. Scavato ailesi için sıradan bir sabahtı. Ama kısa süre sonra her şey bir korku filmine dönüşecekti. Salı sabah saat 9. Chenis Scavato işe gitmek için hazırlanıyor. Küçük kızım tam önümdeydi. İçeri girip tuvaleti kullanmak üzereydi. İşe geç kalan Shannon onu tuvaletten çıkardı.
Onu hafifçe iterek oradan çıkardım. İşe yetişmek için acele ediyordum ve kağıt mendil aldım. Burnumu sildikten sonra onu tuvalete attım. Çıkmaya hazırlanıyordum ki arkama döndüm ve kağıt mendil suya değdiği anda bana hareket ediyor gibi geldi. Altında bir şey vardı. Ben de orayı kontrol ettim. Birden o çığlığı duydum. Hemen banyoya koştum. Kağıt mendili aldığımızda şaşırmış bir halde geriye doğru sıçradım. Tuvaletin içinde bir yılanın kafası hareket ediyordu. Bir Afrika kaya pitonu eve girmenin bir yolunu arıyordu. Eğer kaçarsa evde kimse güvende olamazdı. Shannon'ın ailesini tehlikeden uzak tutmak için çabuk hareket etmesi gerekiyordu. Shannon eğer tuvaletin içine geri girerse onu sökmek zorunda kalacağını söylemişti. Çünkü boruların içinde bir yılan varken kendisini kesinlikle rahat hissetmeyecekti. Onu hemen oradan çıkarmamız gerektiğini biliyorduk. Yılanı oradan çıkarmak için ısırılmadan kafasını nasıl tutabileceğimi gerçekten bilmiyordum. Çünkü yılan çok sinirli görünüyordu. Shannon ve Beth hemen yılanı tutacak bir şey hazırladı. Shannon ilmeği tuvaletin içine sarkıttı. Yılan geri çekilmeye çalıştı. Ama yine de Shannon onu yakalamayı başardı. Yılanı çıkarırken Beth'ten onu içine koyacak eski bir yastık kılıfı ya da ona benzer bir şey istedim. Onu çekerken sırtım duvara dayalı duruyordu ve Beth'e onu kılıfa koy, içine koy diye bağırıyordum. O da daha tuvaletten çıkmadı ki diyordu. Onu yukarı doğru çekmeye devam ediyordu ve sonunda neredeyse tavana değiyordu. Tuvaletten 3 metre kadar uzakta hala yılanı dışarı çekiyor olmamızı hiç beklemiyorduk. Sonunda yılanın kuyruğu göründü ve skavatolar onu bir kılıfın içine koydu. Yılanın yakalanmasıyla rahat bir nefes almışlardı. Bugün bile skavatolar bir Afrika kaya pitonunun tuvaletlerine nasıl girebildiğini bilmiyor. Belki bir sahibi vardı ve onu serbest bıraktılar. Belki de vahşi doğadayken kanalizasyon borularının içine girmişti. Her şey düzgün bir şekilde halloldu ve tuvalete kızımdan önce girdiğim için çok memnunum. Tuvaletin içindeki yılan karanlığın içinde kızım oradayken dışarı çıkmaya karar verseydi neler olabileceğini düşünmek bile istemiyorum doğrusu. Scavato ailesinin yaşadığı rahatsız edici karşılaşma zararsız bir şekilde sona ermişti. Ama Florida ve yakın bölgelerde yaşayan diğer insanlar bu kadar şanslı olmayabilir. Açmış olan diğer pitonlar şehrin içinde ve dış mahallelerinde gizlenip saldırmak için bekliyor olabilir. Eğer kanalizasyon boruları aç bir avcıyı durduramıyorsa, Miami'nin batısındaki koloninin etraftaki su kanallarını kullanarak mahallelerin iç kısımlarına girip savunmasız hayvanları yakalamasına ne kadar zaman kalmış olabilir? Pitonlar bir köpeği ya da bir kediyi rahatlıkla yiyebilir. Bunlar pitonların avladıkları hayvanların boyutlarına sahipler ve sıcakkanlılardır. Tam da pitonların istedikleri gibi. Ama işgalci kaya pitonları çocuklardan ve insanların evcil hayvanlarından daha fazlasını tehdit ediyor. Yayılmaya devam ederlerse tüm ekosistemi büyük bir tehlike içine sokabilirler. Doğaya yeni büyük bir yırtıcı getirdiğiniz zaman bunun yerel ekosistem üzerinde ciddi etkileri olabilir. Tüm yerel türlerin yok olmasına sebep olabilirler. Kuşlar, bitkiler ve diğer tüm hayvanlar büyük risk altında. Vahşi yaşam görevlileri problemi bir şeyler yapmak için çok geç olmadan halletmeyi umut ediyor. ...2002'de Afrika kaya pitonları Miami'nin batısındaki banyolarda ilk kez görüldüğünde birçok insan bunun sadece evlerde istenmeyen hayvanlar olduğunu düşünüyordu. 2009'da ise yetkililer bir felaketin yanı başlarında olduğunun farkına varmıştı. Miami'nin batısından yeni bir dev boa yılanının, Kuzey Afrika pitonunun görüldüğüne dair haberler almaya başladık. Bu tabii ki çok endişe verici bir durumdu. 2009'da Miami'nin batısında yumurtadan yeni çıkmış iki Afrika pitonu bulununca, merkezdeki biyologlardan biri eski kayıtlara bakma gereği duydu. Haritada yakalanma yerlerine baktığımızda bunun yerel bir olay olduğunu ve hepsinin de aynı bölgede yaşadığını fark ettik.
Bu haritanın da gösterdiği gibi Afrika kaya pitonları sadece aynı bölgede yakalanmamıştı. Ayrıca Everglades'den de sadece 1,5 kilometre kadar uzaktalardı. Bilim insanları kalıcı bir Afrika kaya pitonu nüfusunun oluşmaya başladığından şüpheleniyordu. 2010 yılında nadir görülen bir soğuk hava dalgası bunu kanıtlamak için onlara bir fırsat verdi. Dondurucu soğuklar yılanları dışarı çıkmaya zorladı. 3 gün boyunca ekipler yolları ve çalılıkları arayarak yakalama olaylarının sık görüldüğü bu bölgedeki dev boa yılanlarının peşine düştü. Aramalar bittiğinde ortaya çıkan rakam dehşet vericiydi. 5 Afrika kaya pitonu ortaya çıkmıştı. İki tanesi kaçtı. Biri ise hamileydi. Arama çalışmaları sırasında karşılaşılan tüm yılanlar boyu 3 metrenin üstünde olan yetişkinlerdi. Yani yürüyebilecek kadar büyük yılanlardı. Bir tanesi 380 santimlik bir dişiydi. Bu fotoğrafta görülen bir diğeri ise 430 santimlik dev bir erkek. Ağırlığıysa tam 62 kilo. Bütün dünyadaki en büyük erkek Afrika kaya pitonu. O gün bulunan erkeğin boyu yaklaşık olarak 4,5 metreydi ve ağırlığı da 62 kilogramdı. Bundan önce erkek yılanların bu kadar büyük boyutlara ulaşamayacağı düşünülüyordu. Bilim insanları en kötü korkularının gerçek olduğunu gördü. Üremeye başlamış bir Afrika kaya pitonu popülasyonu ortaya çıkmıştı. Onları daha çok endişelendiren şey ise yılanların hala dışarıda bir yerde, insanların yaşadığı, çalıştığı ve hatta oynadığı bölgelerde geziniyor ve çoğalıyor olabilecekleriydi. Ama bu saldırgan yaratıkların burada kalıcı olduğunu söylemeden önce ürkütücü bir sorunun cevaplanması gerekiyordu. Afrika kaya pitonları ürüyorlar mıydı? Biyologlar bu soruya hiç de öğrenmek istemedikleri bir cevap bulmak üzereydi. Güney Florida, işgalci Afrika kaya pitonlarının kuşatması altında. Nüfusları kalıcı gibi görünüyor ve büyümeye devam ediyor. Şimdi biyologların bilmek istediği şey burada üreyip üremedikleri. Eğer cevap evetse bu aynı zamanda kuzenleri olan Burmalı işgalcilerle çiftleşip muhtemelen daha büyük ve daha vahşi bir insan yiyen süper yılan ortaya çıkarabilecekleri anlamına mı geliyor? ...2011'de bu sorunun cevabı şekillenmeye başladı. Eski bir piton yuvası bulundu. Yuvanın içinde çatlamış piton yumurtalarından arta kalanlar vardı. Bu bir seneden kısa bir sürede bulunan ikinci yuvaydı. Her ikisi de işgalin merkezindeki bölgedeydi. Ama yuvalar yeterli bir kanıt oluşturmaktan uzaktı. Bu yuvaların Burma pitonlarına değil de Afrika pitonlarına ait olduğunu gösteren genetik bir test yapmadık ama yuvalar daha önce birkaç yetişkinin bulunduğu bölgede yer alıyordu. Aynı yerde yetişkin erkekler, hamile dişiler ve yumurtadan yeni çıkmış yavrular da bulmuştuk. Tüm bunların kalıcı ve üremeye başlamış bir popülasyona dair güçlü kanıtlar olduğunu söyleyebiliriz. Genetik testler tamamlanana kadar bu kanıtlar tamamen kesin bir hal almayacak. Ama muhtemel bir ekosistem felaketi söz konusuyken kimse daha fazla bekleyip zaman kaybetmek istemiyor. Daha fazla yuva buldukça birilerinin zarar görme olasılığı da artıyor. Eğer işgalci Afrika kaya pitonları Everglades'e yayılırsa sayılarının burada milyonlara ulaşma ihtimali var. Biyologlar henüz burada onlara hiç rastlamadı ama bazıları çoktan buraya ulaşmış olabileceklerini düşünüyor. Şok edici başlıklar iki işgalci türün yani Afrika kaya pitonu ve Burma pitonu nüfuslarının birleştiğinde neler olabileceğinin birer işareti gibi. İki yılan çiftleşip insan yiyen korkunç bir melez türün ortaya çıkmasına neden olabilir. Eğer bir yılan Burma pitonu kadar büyükse ve Afrika kaya pitonu kadar da saldırgansa,
Birçok bilim kurgu filminde gördüğünüz uzaydan gelen yaratıklar gibi süper bir yırtıcıyla karşı karşıyasınız demektir. Bu gerçekten büyük tehlike. Eğer melez gücü denen olgu gerçekleşirse üstün genler daha büyük, daha güçlü ve daha dayanıklı bir yaratığın ortaya çıkmasına neden olabilir. İnsanların melezleme çalışmalarından endişe etmesinin sebeplerinden biri de melez gücü denilen olgudur. Birbirine çok yakın iki türü birleştirirseniz ortaya çıkan melez son derece farklı ve saldırgan özellikler sergileyebilir. Ama Burma pitonunun dev boyutlarına ve Afrika kaya pitonunun vahşiliğine sahip yeni bir melez boğa yılanı türü gerçekten var olabilir mi? Uzmanlar iki türün çiftleşip ortaya insan yiyen bir süper yılan çıkarma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylese de iki tür daha önce esaret altında çiftleşmiş. Ama vahşi doğada bu iki tür daha önce hiçbir yerde bir araya gelmedi. Ve bu iki dev karşılaştığında neler olabileceğini kimse bilmiyor. Hem Afrika kaya pitonu hem de Burma pitonu serbestçe etrafta dolaşırken Güney Florida en kötü kabusuyla mücadele etmeyi sürdürüyor. İşgalcilerin yayılmasını engellemek için yetkililer bir karşı saldırı başlatmış durumda. Her yıl geleneksel af gününde hayvan sahiplerine artık evlerinde bakmak istemedikleri egzotik hayvanlarını bırakma fırsatı veriliyor. Ve sezon açıldığı zaman ruhsat sahipleri, avcılar işgalci vurma pitonlarının izini sürme ve gördükleri yerde vurma iznine sahip oluyor. Everglades'te avlanma sezonunun süresini uzatmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda gerçekten çok az kişi oraya gidip işgalci yılanları avlama şansı elde edebiliyor. Daha fazla çalışmalıyız ve insanların oraya gidip sorumlu bir şekilde yılanları oradan çıkarmaya çalışmalarını teşvik etmeliyiz. 2010'da çıkartılan bir yasayla Florida'da Burma ve Afrika kaya pitonlarını ithal etmek ve beslemek tamamen yasaklandı. Bu yılanlara daha önceden sahip olanlarsa izin ruhsatı satın almak ve yılanlarını tanımlamak için onlara bir mikroçip taktırmak zorunda. Ama kanıtlar yılan sahiplerinin izin almadıklarını ve yüzlerce boğa yılanının hala izinsiz beslendiğini gösteriyor. Kayıt dışı ve her biri potansiyel ve yeni bir yabancı katil. Bazıları Florida'nın bu savaşı çoktan kaybettiğini düşünüyor. Eğer insanlar dev yılanlarını evlerinde tutmak istiyorsa başka eyaletlerden getirebilir ya da onları basitçe kara borsadan satın alabilir. Yine de birçok kişi için hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil. Her şeyin olduğu gibi devam etmesine izin vermek çok tehlikeli olabilir. Eğer Kuzey Afrika pitonu şu anda bilinen bölgesini genişletmeye başlar ve Florida, Everglades'e yayılırsa, bu türü Florida'dan kaldırmak için yardım istemek zorunda kalabiliriz. Şu anda Everglades'te gördüğümüz şey felaket boyutlarına ulaşmaya başladı. Düşündüğümüzden çok kısa bir sürede bu yılanlar yüzünden büyük bir yıkımla karşı karşıya kalabiliriz. Yetkililer bu yeni dev boğa yılanı tehdidiyle savaşmak için elinden geleni yapıyor. Bu yılanların kökünü kurutarak bu işi başarmayı umuyoruz. Ama büyük bir bilinmezle karşı karşıyalar. Tarih bizim tarafımızda değil. Daha önce bölgeye tamamen yerleşmiş işgalci bir sürüngen türünün bütünüyle başarılı bir şekilde ortadan kaldırıldığı hiç görülmemiş.